Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Satzergänzung, yani cümle tamamlama. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Cümle tamamlamayla kasıt çeşitli fiiller var. Bunlar düzenli olabilir, düzensiz olabilir. Bunları doğru bir şekilde ne yapacağız? Boşlukları dolduruyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda arkadaşlar Satzergänzung, Satz cümle demek arkadaşlar. Ergänzung tamamlama, yani cümle tamamlaması derken Satzergänzung demem gerekiyor Almanca'da. İlk örneğimize bir bakalım. Ahmet, boşluk demişiz. Aus Ankara kommen. Demek ki Ahmet Ankara'dan geliyor, değil mi? Kommen neydi? Gelmek demekti. Şimdi Ahmet Ankara'dan geliyor derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Kommen'i Ahmet'e göre çekimlerken ich komme, du kommst, er sie is, bu durumda Ahmet ne olacak? Kommt olacak, değil mi? Dolayısıyla Ahmet ne diyeceğiz demek ki? Kommt aus Ankara. Ahmet Ankara'dan geliyor. Ahmet kommt aus Ankara. Du boşluk aus Baku. Evet, Bakü'den geliyorsun değil mi? Sen Bakü'den geliyorsun derken ne diyeceğiz? Ich komme, du kommst. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Du kommst aus Baku. Demek ki sen Bakü'den geliyorsun derken du kommst aus Baku demem gerekiyor değil mi? Kommen'i isterseniz şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimleniyordu? Ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt, değil mi? Peki birinci çoğulda neydi? Wir kommen, ihr kommt, sie kommen şeklinde çekimleniyordu, değil mi? Üçe bakalım arkadaşlar. Evet, burada eş boşluk in Deutschland. Deutschland neydi? Almanya demekti. Leben yaşamak demekti, değil mi? İsterseniz Leben şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimleniyordu? Bakın kommen de olduğu gibi Leben de gene düzenli bir fiil. Ich lebe, du lebst, er sie es lebt, wir leben, ihr lebt, sie leben şeklinde çekimleniyordu, değil mi? Dolayısıyla eş ne olacak? Nasıl, ne şekilde çekimlenecek arkadaşlar? Ben Almanya'da yaşıyorum derken ne diyeceğim? Eş lebe diyeceğim, değil mi? Demek ki ich lebe in Deutschland, ben Almanya'da yaşıyorum demiş oluyorum, değil mi? Dördüncü cümlemize bir bakalım. Er, yani üçüncü tekil bir durum, değil mi? Burada bir erkek kastedilmiş oluyor. In der Türkei. Evet, Türkiye'de. Bakın o Türkiye'de yaşıyor. Az önce ne dedik? Ich lebe, du lebst, er ya da sie ya da es ne olacak? Lebt. Değil mi? T gelecek. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Er ne diyeceğiz? Er lebt in der Türkei, değil mi? Er lebt in der Türkei demem gerekiyor. Burayı arkadaşlar bir yapı olarak alalım. In der Türkei, Türkiye'de demek. Ancak Türkiye tek başına die Türkei denmiş oluyor. Neden in der Türkei oldu? Bunu ileriki derslerde zaten düzenli olarak takip ettiğimizde bunun sebebini anlıyor olacağız. Ancak şimdilik A1 seviyesinde olduğumuz için in der Türkei demek ki bunu yapısal olarak almamızda fayda var. Ama Türkiye'nin bir artikeli var arkadaşlar. Die Türkei diye deniliyor, anılıyor. Bunun sebepleri, ne şekilde dönüşüme uğruyor gibi gibi konuları biliyorum, çok heyecanlı olabiliyorsunuz. Soruyorsunuz neden diye. Bunların hepsinin yapılarını, bununla ilgili konuları zaten görüyor olacağız. Ama şu an için arkadaşlar bunu yapısal olarak bakmamızda fayda var. Demek ki Türkiye'de demekmiş. In der Türkei, Türkiye'de. O Türkiye'de yaşıyor derken er lebt in der Türkei demem gerekiyor. Bu arada bir parantez daha açmam gerekiyor arkadaşlar. Yabancı dilde neden sorusu yok. Hani bu
fen bilimleri gibi işte ne bileyim tıp da olduğu gibi değil mi? Sürekli bir neden sorusu vardır ya. O kadar çok yorum alıyorum ki neden böyle diye. Yabancı dilde böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde almamız gerekiyor. Dedikten sonra sonraki örneği geçelim. Evet, burada arkadaşlar sein fiili var. Olmak. Bu düzensiz bir fiil arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir bakalım. Wir, biz, heute, bugün demek. In Heidelberg. Evet, Heidelberg Almanya'da bir şehir arkadaşlar. Biz bugün Heidelberg'teyiz. Heidelberg şehrindeyiz diyeceğiz. Şimdi sein'e baktığımızda arkadaşlar bunun çekimi düzensiz. Bu ne demek? Şöyle bir hatırlayalım. Sein'e çekim demiştik. Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind şeklinde çekimleniyordu. Yani olmak demekti değil mi? Biz Heidelberg'te buradayız deriz değil mi? Olmak demeyiz güzel Türkçemizde ne deriz? Biz bugün Heidelberg şehrindeyiz. Dolayısıyla bunu olmak olarak buraya ne yapacağız? Sein'ı çekimlememiz gerekiyor. Ne olacak bu az önceki çekimden de çıkarttığımıza göre? Wir sind diyeceğiz değil mi? Biz bugün Heidelberg şehrindeyiz. Demek ki wir sind heute in Heidelberg. Biz bugün Heidelberg şehrindeyiz. Buraya bakalım şimdi. Tina bu bir kadın ismi arkadaşlar. Tina bugün Frankfurt şehrinde. Tina heute in Frankfurt. Evet. Ne olacak bu? Ich bin, du bist, sie ist. Bu durumda Tina ne olacak? Ist. Dolayısıyla Tina ne olacak arkadaşlar? Ist heute in Frankfurt. Tina bugün Frankfurt'ta derken demek ki Tina ist heute in Frankfurt demem gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ahmet kommt aus Ankara. Ahmet kommt aus Ankara. Du kommst aus Baku. Du kommst aus Baku. Ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Lebt in der Türkei. Lebt in der Türkei. Wir sind heute in Heidelberg. Wir sind heute in Heidelberg. Tina ist heute in Frankfurt. Tina ist heute in Frankfurt. Sonraki örneklerimizle devam edelim arkadaşlar. Joachim und Ulla, boşluk verilmiş. Englisch und Französisch ve parantez içerisinde sprechen fiili var arkadaşlar. İsterseniz adım adım gidelim. Joachim bir erkek ismi arkadaşlar. Ulla bu da bir kadın ismi. English anlaşılacağı üzere İngilizce demek arkadaşlar. Und Französisch bu da Fransızca. Arkadaşlar son yazım kurallarına göre bunlar yani diller küçük yazılıyor. Ancak bazı kitaplarda ya da lisanlar diyelim küçük yazılıyor. Ancak bazı kitaplarda büyük çıkabilir karşımıza. Ancak Almanca sürekli güncellenen bir dil olduğu için son yazım kurallarına göre lisanlar küçük yazılıyor. Tıpkı burada olduğu gibi. English demek İngilizce, Französisch, Fransızca demek. Sprechen bu da konuşmak demek. Şimdi sprechen arkadaşlar konuşmak ancak nasıl bir fiil? Bu bir düzensiz fiil arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Ben konuşuyorum derken ich spreche diyorum. Sen konuşuyorsun derken du sprichst demem gerekiyor. Değil mi? Sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen şeklinde yorumlanıyor değil mi? Şimdi örneğimize göre gitmemiz gerekiyor. Joachim und Ulla, dolayısıyla bunlar iki kişi olduğu için hangi kapsamda oluyor? Onlar yani üçüncü çoğul kapsamında. Dolayısıyla üçüncü çoğulda ne oluyor? Sprechen
yalın halde, yani mastarda kalması gerekiyor değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım buraya arkadaşlar? Joachim und Ulla, değil mi? Mastarda kalacağı için sprechen demem gerekiyor değil mi? Demek ki buraya ne diyecekmişim? Sprechen diyecekmişim. Dolayısıyla Joachim und Ulla sprechen Englisch und Französisch. Joachim ve Ulla İngilizce ve Fransızca konuşuyor derken demek ki Joachim und Ulla sprechen Englisch und Französisch. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ihr, evet güzel Türkçemiz Türkisch değil mi? Ihr neydi arkadaşlar? İki ve daha fazla insan için kullanılıyordu değil mi? Karşımda bir grup insan varsa iki ve daha fazlası demek ki ihr kapsamındaymış. Bu ne oluyordu? İkinci çoğul olarak inceleniyordu. Türkçe ve Deutsch neydi? Almancaydı değil mi arkadaşlar? Sprechen, bakın burada da ne olacak? Ich spreche, du sprichst. Er, sie, es spricht. Wir sprechen, ihr sprecht. Sie, sie sprechen. Demek ki burası ne olacakmış arkadaşlar? Ihr sprecht değil mi? Sizler Almanca ve Türkçe değil mi? Sizler Türkçe ve Almanca konuşuyorsunuz derken ihr sprecht Türkisch und Deutsch demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Wohnen, wohnen neydi arkadaşlar? İkamet etmek, oturmak anlamındaydı değil mi? Buradaki durum ne? Er, yani o, bir erkek kastedilmiş oluyor. Şöyle wohnen'i bir hatırlayalım. Ben oturuyorum derken neydi? Ben ikamet ediyorum. Ich wohne, sen oturuyorsun, sen ikamet ediyorsun derken du neydi? Wohnst değil mi? Er, sie, es için nasıl çekimlenecekti? Er, sie, es neydi? Wohnt değil mi? Üçüncü tekilde biz oturuyoruz, biz ikamet ediyoruz derken wir wohnen, evet, duyar gibi oluyorum ben çünkü. Ihr ikinci çoğulda ne olacak? Ihr wohnt, sie saygı formunda ya da onlar derken ne diyeceğiz? Wohnen diyeceğiz değil mi? Bu durumda o zaman ne olacak? Bir erkekten bahsediyorum. Diyorum ki o İstanbul'da oturuyor. Ne olacak bu arkadaşlar? Er ne diyeceğim? Er wohnt diyeceğim değil mi? Er wohnt in İstanbul değil mi? Demek ki o İstanbul'da oturuyor derken ya da ikamet ediyor derken er wohnt in İstanbul. Şimdi burada sie var arkadaşlar. Sie boşluk in Köln. Bakın burada iki anlam olabilir. Buradaki sie bu bir kadın olabilir. Ya da ne olabilir? Sizce ne olabilir? Bu saygı formunda olabilir. Değil mi? Siz Köln'de oturuyorsunuz ya da üçüncü form ne olabilir? Onlar olabilir değil mi? Dolayısıyla bunu iki varyasyonda düşünebiliriz. Tabii bunu yaparken bir önceki cümleye bakmakta fayda var arkadaşlar. Önceki cümle bir kadından bahsediyorsa tabii ki bu o zaman ne olacak? Tekil olarak devam edecek. Öyle bir düşünelim. Bir kadın olmuş olsun bu değil mi? Ne olacak bu o zaman? Sie wohnen ne olacak? Sie wohnt in Köln olacak değil mi? Ancak bu söz gelimi saygı formunda ya da onlar değil mi? İkisi de aynı kapıya çıkıyor. O zaman ne olurdu, şöyle parantez içerisine alalım. Ne olurdu üçüncü çoğul olacağından dolayı? Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie, sie wohnen değil mi? Dolayısıyla ne olurdu? Wohnen şeklinde yorumlanırdı değil mi? Saygı formunda ya da onları kastetmiş olsaydık wohnen şeklinde yorumlanacaktı. Ancak biz burada bir kadını temsilen sie demiş olalım. Sie wohnt in Köln. Demek ki bir kadına değil mi gönderme yapıyoruz. Diyoruz ki o Köln'de oturuyor, ikamet ediyor. Sie wohnt in Köln demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Joachim und Ulla sprechen Englisch und Französisch. Joachim und Ulla sprechen Englisch und Französisch. Ihr sprecht Türkisch und Deutsch. Ihr sprecht Türkisch
und Deutsch. Er wohnt in Istanbul. Er wohnt in Istanbul. Sie wohnt in Köln. Sie wohnt in Köln. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Satzergänzung, yani cümle tamamlama konusunu ne yapmış olduk? Ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Burada düzenli fiiller ve düzensiz fiiller karşımıza çıktı. Ki bu fiilleri daha önceden görmüştük. Çok soru alıyoruz. Acaba deniliyor. Hani görmüş olduğumuz konular o ders videosunda bitmiş oluyor mu? Hayır arkadaşlar. Kesinlikle bitmiş olmuyor. Sonraki ders videolarımızda zaten bunların geniş çaplı başka formlarda başka başka kelimelerle inceliyor olacağız. Dolayısıyla dersimize, daha doğrusu Almanca Kolay kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.